Yeniden merhabalar ve bu arka planda evet. Ben şuradan kurtulamıyorum. Neyse. Evet arkadaşlar, bugün artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Kına alışverişine başlıyoruz bu videoda. Şu an videonun editini ben bitirdim. Sadece bu çekeceğim görüntüleri editleyeceğim için şöyle diyebilirim ki gerçekten günlerimi alan bir videoydu. Aslına bakarsanız hep video çektiğime dair story atıyordum. Ve sizler de sürekli şey diyordunuz. Hani Merve, video nerede? Hani niye gelmedi falan. Neredeyse son izlediğiniz birkaç videonun çoğu birkaç gün içerisinde çekiliyor. O yüzden haliyle ben onları bir araya getirip kurguladığım için sizlere tek bir videoymuş gibi geliyor. Yani tek bir günde çekilmiş gibi geliyor ama değil arkadaşlar. Bu videoda direkt olarak gerçekten kına alışverişine başlıyoruz. Yine şaşırdık mı? Asla ama Eminönü'ndeyiz. Birlikte hediyelik eşya bakacağız. Kına yelpazesiydi, ne bileyim süsüydü, nedimeler için taçtı, dövmeydi. Bir sürü. Aklınıza gelebilecek her şeyi Eminönü'nden bakıyor olacağız. Ayrıca davetiyelerimi de bastıracağız birlikte. O yüzden umarım bu videoyu şimdiden severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlersiniz diyorum efendim. Ve sizleri çok uzatmadan hop, videonun geri kalanıyla baş başa bırakıyorum. Evet, bilin bakalım neredeyiz? Eminönü'ndeyiz arkadaşlar. Bu batağa düştük, çıkamıyoruz. Anişkom da yanımızda. Merhaba. Bugün kına malzemelerine bakacağız. Sepetçi babadan yukarıda da var. Bayağı Ikea'da olan şeyler var burada. Mesela al, birebir Ikea. Aynısı. Baksanıza burada küçük böyle sepetler de var. Şöyle büyük mutfak için sepetler de var. Bence buraya bir gelelim. Ben bunları gezmek istiyorum. Ama şu an önceliğimiz tabii ki kına. Kına organizasyonunu yapan kişi Rojda. O yüzden zaten elinde bir sürü şey var. Sadece ben ekstra bazı şeyler istediğim için bugün alışverişe geldik ama ben size her şeyi göstereceğim. Mesela ben yelpaze istiyorum. Rojda söyledi. Eğer bir anda elinde yelpazen olursa güzel görünür dedi. Ben zaten not aldım ama bak şurada çiçekler falan var. Nereden başlayacağım? Sapıttım sadece. Taç falan da var. Her şey var burada. Baksanıza bunlar ne kadar demiştiniz? 600-500. 600 lira, 500 lira. Sadece birazcık ağır ama gerçekten çok şık görünüyorlar. Şunlar, onları da söyleyeyim. Bunlar 45 liraymış. Taçlar burada da var. Şu an taçlara değil de böyle daha çok tepsidir, yelpazedir falan onlara bakmak istiyorum. Çünkü taç konusunda aklımda bir yer var. Modelleri de çok güzel. O kadar kalabalık ki yukarısı boşmuş. Ay benim saçım bir garip duruyor ya. Şu an şeylerden arıyoruz işte o süsleme kısmı. Şöyle kocaman bir mağazaya geldik. Burada böyle hediyelik şeyler var. Çiçekler olsun, sabunlar olsun. Mesela bakın 50 tanesi 125 TL'ymiş bunların. Böyle çiçekli 20 tanesi 80 lira olan bir hediyelik var. Bir de böyle tanesi 6 lira olan kahve ve içerisinde çakıl çikolata olan hediyeler var. Bunlar da var mesela. Bir tane çikolata, bir tane şöyle kahve küreği. Kürek denir, ne denir bilmiyorum. Böyle altın sarısı olan, ayrıca gümüş olan da var. Ben hem kına için hem düğün için ayrı ayrı hediyelik yaptıracağımdan dolayı totalde 4-4-800 tane hediyeliğim olacak. Şurada şeyleri gördüm, bak onları da göstereyim size. Böyle içleri su dolu süslemeler, hediyeler de var. İçleri çikolata olanlar da var böyle. Şunlar var mesela, mum zannediyorum ki bu. Ve bu şekilde süslemeler devam ediyor. Hani şöyle oda kokuları falan da var galiba. Renkleri farklı seçilirse güzel olabilir. Bakın burası böyle. Bir de canım nedimeciklerimin saçlarına, bileklerine falan takılacak şeyler var. Seam bright falan şeklinde taçlar var. Böyle bir şeyler de bakılabilir. Şu an sadece genel olarak diyeyim, önden bakıyorum. İçime sinenleri devam edeceğim. Yani şunlardan ben çok haz etmiyorum ama şimdi böyle dip de takacağım muhtemelen ama. Şöyle dövmeler de istiyorum ben. Tatlı olabilir. Bilmiyorum. Bakın burada böyle şeyler de var bu arada. Gelin çiçekleri. Atmalık çiçeklerinizi falan böyle seçebilirsiniz buradan. Şu yukarıya doğru bir merdiven çıkıyor. Biz bunu daha yeni gördük. Bir sürü şey var şu. Mutlu son falan. Bunlardan hala bilmiyorum. Seviyor musunuz ama ben çok şey yapamıyorum. Ya ben de bunu alayım o zaman. Yerim seni. Evet burası wow. Bayağı büyük bir yer. Ve hatta bir kat daha devam ediyor. Dur şimdi kafam karışmasın benim. Ne var burada? Aa bak şişeler var. Böyle kınalar veriliyormuş. Böyle paket kınalar var. Ziller var. Zil açıkçası çok tercih etmiyorum ben. Mesela 30 lira bakın böyle taçlar var. Tepsi takımlar falan da var. Bunlar Rojda'dan gelecek bana. Aa bakın tüylü şey var. Hatta beyazı. Bak dümdüz. Ya şöyle dümdüz tüylü bir şey bulmak o kadar zor ki. Acaba ne kadar ama? Fiyatı yazmıyor. Bak onların böyle küçükleri var. Küçükleri mesela 15 liraymış. Tef mi o? Burada takı kurdelelerimiz var. Şu bir garip ya. Dümdüz alalım bence. Geleneksel. Ama bunu almayalım. Üstüne yazmışlar ya hani. Aynen 20 liraymış bu. İki bir tane. Bir bana. Aynen. Şöyle bir şey istemez misin? Puf puf puf. Puf puf evet güzel. Bu da güzel. Bak şu rengi kırık olan tatlıymış. Değil mi? Kirli gibi. Kirli gibi mi? Hadi be oradan. Lütfen bana yardım edin şu an. Tamam ben uzaktan tutayım sen bak. Senin aklın onda kaldı buna. Ya bu daha böyle
tatlı ya. Bunun da rengi bir açık. Ay taktığım şeye bakar mısın? Kürtçü misali. Nişanda gezdiğimiz Şarkan'a tekrar geri dönüyoruz. Çünkü o sokak çok kalabalıktı. Ne istediğim gibi gönlümce gezebildim, ne size çekim yapabildim. O yüzden Şarkan yolları göründü bize. Vallahi canım Şarkan'ıma geldik. Gezeceğiz, dolaşacağız, bulacağız diye ümit ediyorum. Burada tüylü tüylü bir sürü yelpazemiz var. Ve bunlar bence güzel. Aynen Migoş. Kap bakalım bir tane. Ay vallahi güzel duruyor bu kocaman. Tüllerinin şeyini çok sevdim ben. 65 TL'ymiş ve ben bu kadar büyük tüylü olanları hiç görmedim. Şu arkasında sadece şeyleri görünüyor ama zaten bunu isterseniz doldurabiliriz dediler. Bilmiyorum o konuda. Bir de şöyle küçük yelpazeler var. Bunlar ne kadar demiştiniz? 12 liraya geliyor toplam. 12 liraymış. Mesela beyazı falan da var. Gayet güzel görünüyor. Kızcıklarıma, nedimeciklerime belki bundan alabilirim. Ha bir de tefler vardır. Onu da söyleyecektim size. Teflerimiz ne kadardı bunlar? 18 liraya geliyor. Bunun her rengi var elimizde. Bunun yaklaşık 10 tane rengi var. Biz şimdi birazcık daha gezineceğiz. Adem Bey'in söylediğine göre benden ucuzunu bulamazsınız dedi. Toptancıyız biz diyor. Bakacağım. Şey dedim, daha ucuzunu bulursan bana daha ucuza verecek misin dedim. Yok vermem diyor. Bulamazsın diyor. Veririm eminim. Bana adamın kartını al. Tamam. De ki kardeşim bu fiyatı vereceğim. Sözümüzü aldık tamam. Kartını da alın gelin bana. Şöyle bir yere geldik. Çok tatlı süsleri var. Tabii netlersen eğer. Net diyecek misin? Kar küresi var içerisinde. Bakın şöyle bir sallayayım. Çok güzel. Tanesi 15 liraymış arkadaşlar. İsterseniz eğer bunu bu şekilde 7,5 liraya alıyorsunuz. Ama zaten kutusu vesaire derken yine aynı fiyata gelecektir diye düşünüyorum. Nişan hediyeme benziyor farkında mısınız? Şöyle bir şey yapmayı planladık. Böyle hasır iplerle. Veysel hasır olsun dedi. Burada zaten orijinalinde de hasır. Biz dedik ki acaba şöyle üstüne bir de minnacık bir çiçek mi kondursak? Totalde 300 tanesi bize 3100 küsür liraya falan geliyor. Yani düğün hediyemiz böyle olabilir diye düşündük. Bence çok tatlı duruyor ve kar küresi hiç aklıma gelmemişti. Bunu atmazlar. Bunu atmazlar. Aynen öyle. Aynen. Kına hediye mi de buradan şey yapalım diye düşündük. Şunu yaptırmasaydım ben var ya nişanında çok güzel olacaktı. Burada şu şekilde makrame şeyler var. Bunlar zaten çok moda bu yıl ama o kadar çok kullanıldı ki. Acaba hani farklı bir şey mi yapılsa diyorum bir yandan da. Ama böyle de mesela baksanıza şık görünüyor. Dünyanın bakar mısınız en garip. Hamsi var burada ya. Niye olmuyor? İlla ters mi çeviriyorum lazım? Ben sallayınca da olacak zannettim. Üzüldü. İşte geliyor özel harekat. Hediyelerimizi yaptırdık anneciğim. Bak üstümüzden bir yük daha kalktı. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Güle güle kullan. Kullansınlar. Aynen. Burada burası komple makrame. Bakar mısınız? Deli makrame işler yapıyorlar. Bu arada bizim kutumuz şöyle olacak. Makrame yapıyoruz ama bu makramemizin içindeki böyle olacak. Şöyle bir şey. Bence hoş görünüyor. Arkadaşlar Eminönü gerçekten bir facia. Yani tek bir yerden bir şeyinizi alamıyorsunuz. Arkadaşlar Eminönü'nde çok fazla seçenek var ve aklım allak bullak olmuştu. Ve Rojda'yla konuştuğumda annesi Şehnaz ablacığım çok teşekkür ediyorum. Buradan çok öpüyorum onları. Bana her konuda destek oldular. İşte bu taçtır, işte yelpazedir, ne bileyim teflerdir falan. Aklınıza gelebilecek kınayla alakalı, kınada ihtiyacınız olabilecek her şeyi tek bir yerden alabilmem için çok uğraştılar. Birçok yerle iletişime geçtiler. En sonunda gerçekten güvendiğim insanlarla çalıştım arkadaşlar. Çünkü bir iki butikle konuştum. Yapacaklarını söylediler, yapmadılar. Bazıları yarı yolda bıraktı. Bazıları haber dahi vermedi. O yüzden burada ismi geçen herkese sonuna kadar güvenebilirsiniz. Çok hassas ilgilendiler. Her şeyi vaktinde yetiştirdiler. Şu an her şey elimde. Öyle söyleyeyim sizlere. Bir yandan da bana çok fazla mesaj geliyor. Bundan daha önce de bahsetmiştim size. Benimle beraber evlilik sürecinde olan, seneye evlenecek ya da evlenmeyi düşünen biriciklerim var burada benim gibi. Bazı şeyleri nasıl yapmanız, bazı şeyleri nasıl yapmamanız gerektiği hakkında benden feyiz alan çok fazla insan var. O yüzden gerçekten bu insanlarla gönül rahatlığıyla iletişime geçebilirsiniz. Bir tek yelpazem bana hediye oldu. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Gerçekten muhteşem bir yelpaze geldi. Onu da kınamda göreceksiniz. Şöyle bir saniye. Bir dakika. Şöyle minik bir kısmını göstereyim. Gerçekten çok güzel bir model yapmışlar bana. Bu tatlı hediyeleri için çok teşekkür ediyorum. Zaten mesaj attığınızda hızlıca geri dönüyorlar. Emin olabilirsiniz. Bir yandan da notlarıma bakıyorum. Bu arada isterseniz Eminönü'nden de her şeyi alabilirsiniz. Sadece şöyle. Gerçekten çok net bir şekilde gitmeniz lazım. Yani listenizi çıkaracaksınız ve benim şu 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 şuna ihtiyacım var. Şuraları şuraları gezdim. Fotoğraflarını çekin. Markayı çekin. Bilemiyorum. Neyi nerede beğendiğinizi unutabiliyorsunuz. Bende öyle oldu. Bir noktadan sonra artık devreler yandı falan.
Bir yandan sizlere video çekiyor olmak, bir yandan istediğim şeyleri tam anlamıyla arayıp o anı kanalize olmak, bir yandan da evet bunu buradan almıştık diye fotoğraf çekmek, bazı şeyleri unuttum. O yüzden dedim ki artık ben yapamayacağım. Eğer vaktiniz varsa ama arkadaşlar, gerçekten Eminönü bir cennet. İstediğiniz şekilde bulabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Sadece vakit ayırmanız gerekiyor. Ben 4 gün ayırmış olmama rağmen yine de bende devreler yandı diyebilirim sizlere. Gençler selamlar. Farklı bir günden tekrar Reyhan'le ve bu kez de Elif'le birlikte. Örümcek kostümüymüş bu, ne ya dedim. Bu ne ya? Allah'ım yarabbim. Bright'lara bakalım. Gelin var ama team yok. Yani team olanlardan açıkçası istiyorduk. Şunu da çok sevemedim. Bilmiyorum. Şu da öpücük bir garip galiba. Emin olamadım. Bakacağız ya, biraz daha gezineceğiz. Şu an Çarkan'dayız. Farklı bir gündeyiz. Parti malzemesi satan bir yerlere bakıyoruz ki şeyler bulabiliriz diye. Ayrıca Nedimeler için işte taçtır, ne bileyim yelpazedir, teftir falan, böyle şeyler de bakıyoruz bir yandan. Ben bunları muhtemelen toplu bir yerden alacağım. Eğer anlaşabilirsek, size de zaten ismini söylüyor olurum. Ben anlaşabilirsem emin olun ki hani iyi ve gerçekten kaliteli bir yerdir. Size de her konuda yardımcı olabilirler diye düşünüyorum. Burada var mıdır? Buyurun. Aa bak, benim şey yaparken saçımı topladığım taçlardan, yüzümü yıkarken. Ben bundan bir tane daha alayım ya. Ben de senin düğün elbisen dikmeye karar verdim. Elbise bulamıyorum. Birazcık kumaş bakalım. Bakalım, tamam. Şunları alacağım ben kendime. Yani şu an düğünü geçtim, kendime bakıyorum. Evet. Ne kadar bunun? 10 lira tanesi. Yani şu an bayağı tek derdimiz Nedim'e dövmesi oldu. Bulamıyorum hiçbir yerde istediğim şekilde. Bu videonun başlarında falan izlediğiniz Çarkan içinde olmayan bir mağazaya gitmiştik. Belki hani en kötü oradan alırım diye düşünüyorum. Nişanlımcım beyefendi. Şu an Nedim'e dövmesi arıyor ve kahrolarak geri geliyor. Ben bir yandan Nedim'e hediyesiydi, süsüydü bakarken Veysel de arkadaşlarının yakalarına takabilecekleri bir şeyler bakıyor. Ama niye netlemiyorsun? Heh. Kaç tane alacağız ki? Bilmiyorum ki, Veysel'e bir sormak lazım. Kaç tane arkadaşın var? Alo. Ne bileyim, saymadım ki ya. İstersen şöyle bir 10 tane falan alalım. Yeterli mi 10 tane? 15 tane alalım. Ayarlayacağız bunlardan. Dur, ayarlayacağız şimdi. Bu arada eğer böyle mumlardan falan hoşlanıyorsanız Eminönü'nde bakın, envai çeşit farklı modellerde mumlar var. Bunların üzerlerine küçük isimler yazıyor. Yani sizin tarihinizi falan yazıyorlar ve hediyelik oluyor. Şu an şöyle bir asansörün gelmesini bekliyoruz. Birazcık korkunçlu. Bak bak, nereye kadar gidiyor. Anne! Anne! Çok korkunç. Değil. Alakası da yok. Tövbe estağfurullah. Neresi korkunç değil be estağfurullah? Geçen geldiğimizde burada bir beyefendiyle pazarlık yapmıştık, hatırlıyor musunuz? Bize dedi ki eğer benden daha ucuzunu bulursanız getirin, ben size daha uyguna vereceğim dedi. Kolay gelsin. Biz geldik. İddiamızı yerine getirdik. Niye 15 lira? Yelpaze. Hangisi? Yelpaze tep için, değil. Tep için, özür dilerim. Tep zaten 15'e de var dedim. 20'ye de var belki de. Yok, senin gösterdiğin bak şu tep. Dur. Sen bize bunu 18'e bırakıyordun. Biz 15'e bulduk. 3 tane boyu var galiba. 15'e de var. Gel abla. Nasıl 15'e de var ya? Bu bir. Bu 20 lira. Sen bize bunu 18 dedin. Bu 18 lira. 3 tane boyu var bende bu. Ya sana aşk olsun ya. Vallahi diyorum sana bari. Tamam, sen kalın ya. Kullanılmıyor hatta falan filan dedin. Evet, şey inceleri veriyorum dedin. Ben işte, dedim. Tamam dedim sana. Ama bak, bu videoyu izleyeceğim. Editlerken eğer farklı bir şey görürsem seni ararım. Kanıtlarım var. Evet, videonun başında da izlediniz arkadaşlar. Bize o tepten gösteriyor ve 18 lira diyor. Bu arada o tep olduğunu da yemin edebilirim. Ama onu çekmediğim için sizlere de burada haliyle gösteremiyorum. O 18 lira dedi. Biz 15 lira dedik. Neyse ki zaten 15 liradan aldık. Normalde daha ucuza vereceğini söyledim. İşte ama esnafçılık yani. Biliyoruz böyle şeyleri. Şu yelpazelerden de alacağım Nedimelerime. Kızlarım şöyle şöyle kendilerini yerlesinler diye. Yerle bakayım. Burada kına için, vallahi burada da düğün için olan hediyelerimiz var. Başkasını da görsem keşke benim olsa derdim. Bayağı süslerim böyle arkadaşlar. Bunlar bayağı ağır yani bunlar bir de. Şu an bir cennete düştüm. Burası bir dövme cenneti. Ve aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Burada Bright to be yazan var. Aa, Team Bright. Bu da çok zarifmiş. Elif bak, bunu görmedik. Biz şunu aldık. Şu Bright olanı aldık bir. Bir de bunun takımı vardı. Bir de bunu aldık. Ama şu da çok zarifmiş. Bulamam, elde daha güzel gözükecek. Çünkü bu çok ince, dağılacak büyük ihtimalle. Ya ben şey, bunlar takım olsun diye böyle aldım. Tabii parlıyor şu an ama Şarkan'da o kadar çok yer gezdik ki hepsinin böyle şey paketlemesinin içinde mesela 12 tane var ama hepsi birbirinden farklı. Burada hani bir paketin içinde 10 tane var. Hepsi de aynı. O güzel. Aynı bulamıyorduk. Aynı bulamamıştık aynen. Vallahi ben şey çok ama hala aklım şunda kaldı benim, bırak. Ya kalmasın, hadi gel, işimiz var daha. Araba şey alacağız. Ama çok güzel.
Araba süsü bulamadık abi. Tamam, çok sağ ol. Çok kolay sağ ol gelsin. Yere. Burası arkadaşlar. Yüce İthalat. Cebimde nakitim kalmamış. Karttan da geç bir şey yapmak istemedim. Bir 2 liram falan çıkmadı. Abi de almadı onu sağ olsun. Tatlı insanlar yani, böyle orada şekerler falan da vardı. Süsler de vardı. Gelip bakabilirsiniz. Halloween şeylerine bakıyor şeyde Elif de. Göster kız tırnaklarını. Bakın Despina bize ne yaptı? Bakar mısınız tırnaklarımıza? Ve evet arkadaşlar, şu an başka bir gün. Aralarda bazı şeyleri çekmeyi unutmuşum. O kadar yoğun geçiyor ki kusura bakmayın. Bu başka bir gün. Onu bilin. Gelinürünleri.com diye bir yer var ve taçlarına bayıldık. Ay baksanıza taçlarımıza. Allah Allah. Yani nasıl bir taç kullanacağız? İnanın bilmiyorum. Zaten 1 milyon tane seçenek olunca iyice işin içinden çıkamayacağım. Ekrem Bey şatafanlara gidiyor. Büyük ama güzel oldu. Gerçekten. Evet. Bunu Veysel söylüyorsa güzel olurdu. Neden be? Bunu alıyoruz. Özgürlük heykeli gibi oldu. Ama zaten şey yapalım dedik. Şimdi Rojda da söyledi. Bir tane büyük bir tacımız olsun. Bir tane ortanca boyumuz, bir tane de yassımız olsun. Bu çok fazla da. Neden? Bu çok büyük. Onların bir de özelliği zaten her parçası tek tek oynayabiliyorsun. Çok güzel. Evet, bu da yani böyle full taş değil, hani saçın da görünüyor, hani böyle şey değil, bence güzel. Bak şimdi böyle bütün bir parçası olan var, bir de kırık mı diyordun? Çift taraflı böyle ayrı ayrı olanlar var. Bunları şöyle yapıyorsunuz, isterseniz böyle, isterseniz birazcık daha yandan şöyle alınabiliyor falan. Bunu seçtik biz şu an. Bunu da Ekrem Bey çok beğendi, gelinliğimiz için bence bu olsun dedi. Çok da zarif bir model. Buna bir küpet alacak mısınız? Olabilir. Şu güzel duruyor değil mi? Hmm, evet. İçindeki taşların uyumu da güzel. Hı hı. O güzel görünüyor. Nasıl? Evet, teşekkür ederim. Bence de hoş. O zaman bu mu olsun anneciğim? Çok güzel. Bakın şöyle yakından göstereyim size. Duruşu falan bayağı güzel. Renkleri de çok tatlı. Bunlar zirkon mu demiştiniz? Zirkon taşmış bunlar. Bir de sizin Instagram hesabınızda bir tane taç gördüm. Böyle şey, şuralarından çiçekler sarkıyor. Evet onlar. Ay dur, sizi şöyle mi koyayım? Bunlar böyle mi takılıyor, doğru mu? Tabii. Tam şeyde, odada falan böyle fotoğraf çekiminde vesaire. Nişanlımcım beyefendi. Beğendiniz mi? Şöyle bak, böyle uçuşuyor falan ya. Kesin ben fotoğraflarda buna çok takarım ama çok güzel. Tüylüsü daha bir şey. Daha güzel. Yani. Onların çünkü ayakkabınızı falan da olacak. Tüylü daha şey. Beğenmiştim bunu ya. Şu an bak, gelin olmanın tadına yavaş yavaş varıyorum ben. İkiliye tekrar bakacağım ben. Çok rahatsız. O kadar kararsız kaldıysanız ikisini birden beri. Birer saat değiştirerek de kaldım. Arkadaşlar bu arada bunların böyle kırmızısı da var, renkleri de var. Ben şu beyaz tüylü olanını şey yapıyorum. Çünkü herkes onu söyledi. İsterseniz bunun tüylerini de çıkarabiliyor musunuz? Bilginiz olsun. Bu arada burada ayrıca gelin çiçekleri de var. Böyle hazır bir şekilde alabiliyorsunuz. Bunlar da gelin çiçeği tutucu. Bak şöyle şuradan göstereyim mi size? Ay bir dakika. Bakar mısınız şuna? Ama yani ben bunu kesin kaybederim ve çok üzülürüm. Arkadaşlar farklı bir günden Allah. Selamlar. Selamlar. Yine bizim ekip, annem, Veyso. Nereye geldik? Bugün Tekin Uzalit'e geldik. Arkadaşlar davetiyelerimi ben kendim tasarladım. Biliyorsunuz endüstriyel tasarımcıyım. O yüzden dedim ki yani bunu yapsam ben yaparım. Bizim dokunuşumuz olsun Veysel'le beraber. 99.9'u onun. Ya birlikte tasarladık. Çok da güzel oldu. Dediğim tek şey bu olur mu? Olur. Olur hayatım. Şimdi de baskılarının bir numunesini almaya geldik. Burada bakacağız. Eğer beğenirsek baskı yapılacak bugün içerisinde. Arkadaşlar burası o kadar büyük ki şurada zaten basımlar yapılıyor bir sürü. Bu arada sizi ben tanıştırmadım. Berk Bey, Burak'ın çok yakın bir arkadaşı. Liseden arkadaşı hatta. Yani çocukluk arkadaşı diyebilir miyiz aslında bir nevi neredeyse? Çocukluk kadarken falan diyelim. Bölüyorum. Evet. Şu an davetiyelerimiz kesiliyor. Gerçekten mi? Ya. Şöyle çok ufak kağıtların kenarlarından size dokularını gösterebilirim. Çünkü burada 3 ayrı kağıt dokusunda baskı alınmış. Bize bir seçenek sunmak istemişler. Hemen göstereceğim sadece ufak bir kısmını. Ve şey, sizler de tahmin etseniz acaba ben hangisini seçtim. Çünkü biz şu an Veysel'le okeyleştik ve basım yapılmak üzere, artık bekliyoruz.
Bakın bu birinci kağıdımızın dokusu. Bu ikinci kağıdımızın dokusu. Size şöyle göstereyim farkını. Bu da üçüncü kağıdımızın dokusu. Bunun rengi birazcık daha koyu. İkisinin arasındaki farkı görebilirsiniz. Bu birazcık daha sarımtırak bir kağıt. Bu da az önce gösterdiğimiz o yaldızlı kağıt. Evet, şu an buradan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Berk Bey bizi gezdiriyor. Evet, burada gördüğünüz her şey tamamıyla burada üretildi. Halılar da mı var? Evet, halı. Vuhuu, çok iyi. Banyoya göre incecik. Bizim banyonun kapısı biliyorsunuz şey ya. Burası dijital baskı bölümü. Charlie'nin çikolata fabrikası gibi bastığımız duvar kağıtları her tarafı. Aynen ve kocaman burası. Bakar mısınız? Evet. Bakın bunları onlar basıyormuş arkadaşlar. Projeniz var böyle bir 20-30 tane tişört istiyorsunuz. Burada onu çok hızlı bir şekilde hemen bir gün içerisinde o tişörtleri teslim alabiliyorsunuz. Bez çantalar, kılaçlar. Ve baskı kalitesi gerçekten muhteşem. Baskıya dair her şey. Aynen. Her şeyi yapıyorsunuz. Reklam yaptım. Bu mesela saç. Ya. Metal. Bunlar da strofor böyle harfler. Dışı böyle boyanıyor. Ben şu an ne yazıyorum biliyor musunuz en çok? Öğrenciyken her şeyi elimizle teker teker yapardık ve bir baskı olsun işte bir işlem olsun sanayide insanlara yalvarırdık yapmaları için. Böyle bir şeye sahip olmayı çok isterdim ya. Öğrenciyken mesela bu olsaydı eğer çok daha fazla ödül alabileceğimi düşünüyorum. Ya çok güzel bir parça. Baskı bizim burada basıldı. Bu burada boyandı. Bu ürünlerin şaka hepsi. Ya. Çok iyi. İnanmıyorum. Seri üretim olarak yapılabilecek bir şey mi? Tabii canım. Parasını veren herkes. Bakın burada. Oo, çok burada güzel. Burada boyanmış halleri var. Onlar öyle ham olarak bizde mevcut. Onlar öyle, böyle sizin isteğinize özel mesela burada boyanabiliyor. Berk Bey bize bir ev hediyesi vermek ister misiniz? Tabii ki. Hemen seç beğen al. Ev hediyemiz şu anda ya. Tamamıyla sizin isteğinizle hazır durumda. Ya. Hangisini seçiyorsunuz? Çok ben, teşekkür ederim. Ben takdim etmek istiyorum. Şöyle takdim edeyim. Gerçekten çok güzel. Aa, iki renk varmış burada. Ben gözlerinin mavi oluşunu zaten gördüm direkt. Dedim ki çok güzel bir detay. Bu arada ben espri amacıyla yapmıştım ama gerçekten çok naziksiniz. Teşekkür ederim hediyeniz için. Davetiyeleri almaya gelmişken dedik ki 212'ye de uğrayalım. Aslında bu yoktu. İçimizden geldi. Belki bir şeyler buluruz. Bulursak size de çekeyim diye. Çünkü geçen Paşabahçe'ye gittim. Kameramın şarjı olmadığı için alışveriş yapamadım. Yedek bataryalarla geziyorum şu an o yüzden. Anne. Efendim oğlum. Bak. Ama boş. Eve gidemiyoruz ki. 2 saat yol. Şu an Madame Coco'dayız. Ama bu küçük bir Madame Coco. Kaç zamandır çok popüler. Ben bilmiyorum, çok sevemiyorum ama bunu çok böyle sevdalıları falan var. Koyduğun şey de çok karışık gözüküyor. Evet. Yani ben daha modern çizgileri olan şeyler seviyorum mesela. Şuradaki tabak dümdüz olsa yanındaki bak mesela o da okey hadi. Hadi bir ihtimal o da. Evcilik şeyi gibi. Bardakları getir oğlum. Annemden evcilik oynuyorsun. Çay içelim. Senin kesik küçük. Ne oldu? Oğlum gerçekten ağzına mı dikleri? Hayır şöyle yaptım nefesim birincik. Benden dalga geçiyorsun ki çay koliksin sensin o. Anne sen bana koy boşver. Sana mı koyayım? Bana koy. Temiz var ya benim şunu ben boşalttım için. Hayır sen istemem ben benimle. Sıcacık yavrum. Aa çok böyle sağ ol anneciğim. Böyle mi tutacağım? Evet. Hadi içelim beraber. Gerçekten hasta gibi görünüyoruz bence dışarı. Buradan çıkmamız lazım artık. Bayağı şu an yok işte düğündü, kınaydı falan derken biz ev alışverişine o kadar çok boşladık ki. Boşladık da değil, tamamen bıraktık hatta yani. Veysel nasıl gidiyor bak, bak ilgisine alakasına nasıl gidiyor? Abi bir şey söyleyeceğim. Şu an taçtayız. Bunun burada ne işi var? Bilmiyorum. Veysel sana etli yemek yapacağım, bunu sana sunacağım. Etli. Evet. Merve'nin evde olmadı bugün mü? Evet. Bunu sana etli, bunun etsizini de Merve'ye. Ama onu yapılırken Merve duramaz. Kapıyı kapatırız artık. Dediğim gibi bak şu an çatal, bıçak vesaire takımlarına da bakmak çok istiyorum. Güzel. O ne gerçekten? İşte yemeği yapıyorsun ya, masaya tencereyle değil bununla getiriyorsun. Çok tatlıymış aslında biliyor musun? Bak buraya da mum koyuyorsun, jel. O jeli şey yapıyorsun, sıcak kalıyor. Güzel. Güzel düşünülmüş. Aa bak şey tencereler falan çok değişik. Renkleri falan güzel duruyor baksanıza. Ha bu böyle bu şekilde takım. Kaç parça? 2, 4, 6, 7 parça. 1500 lira şu an. Nasıl 2, 4, 6? Kapakları da sayıyorlar. Bu bir parça olarak sayılıyor. Bunu ben kapaksız ne yapabilirim? İşte ama çok öyle. Garip ama öyle. 7 parça bu. Ben de ilk duyduğumda çok şaşırmıştım yani hani. Fazla yazan fazla dolu görünsün. Sınavda kağıdım dolu görünsün.
Aa bak bunun da altında şey var, yeri var. Güzelmiş. Bu ne kadar? Aa. 629 lira. Ne kadar pahalılar ya. 900 lira. Veysa buradan geçerken diyor ki anne yine burada çay var. Ya biz olduk iyice arkadaşlar, kapının altından geçsin diye. Küçük yani hani şeye, benim yo, banyoma. O kadar da küçük değil bebeğim. Küçük anne. Annenin gözü doğrudur, ölçüleri o hakim. Değil mi? IKEA'da vallahi tam ölçü oldu. Ama yani baskıları hoş değil ya. Yani. Yok ya, çok da değil. Çok arabik. Bu nedir böyle? Ya bak bir şey soracağım, bu sade. Ya siz niye sürekli birbirinize bir şey ikram ediyorsunuz ya? Arkadaşlar bu arada aslında daha çok mağaza gezdik ama bazı yerleri gösteremiyorum çünkü çekim yasak diye geliyorlar. O yüzden gösterebildiklerim ya böyle arada kaçak göçek çekiyorum hanımefendi, ya da hiç şey demiyorlar. Hanımefendi yasak, lütfen çekmeyin. Çekmeyin. Evet şu an burada koskocaman bir markete geldik. Yine netlemiyorsun ya. Allah'ım yarabbim yarasallah. Netle. Kağıt havludur, tuvalet kağıdıdır, toz deterjandır. Böyle şeyler alacağız. Biz Ariel'ler var ya. 10 kilo beyazlar için deterjanımızı aldık efendim. Şöyle küçük arıyorduk arkadaşlar ya, çöp burada, şeyi. Burada ah mini boy 5 lira tanesi. Allah. Böcek ilaçlarından almak zorunda kalıyorum. Beni gerçekten çok rahatsız ediyor ama Kadıköy'deki evimde inanın bir tane bile böcek olmamıştı. Ama şu anki evim bahçe ve etrafında böyle yeşillik olduğu için, ağaç olduğu için. Dün mutfağın önünde şu kadar bir sivrisinek ölüsü vardı. Aa. Ya nereden geliyor bunlar ya? Çok sinir oluyorum. Bu arada camları kapatıyoruz. Açık olan camlarımıza da o sinekliklerden var. Yani çok garip. Ya nerelerdesin teyze hoş? Ben buraya geliyorum, siz oraya çıkıyorsunuz herhalde. Buluşuyoruz buraya. Çay. Tuvalet kağıtları ve havlu kağıtlar indirimde. Ve şöyle bir şey var. Bakın ne yazıyor biliyor musunuz? 2 adet ile sınırlıdır. Yani 2'den fazla alamıyorsun. Çok garip. Hem yumuşak hem hesaplı. Al bakalım hadi. Gerçi şey... Biraz fazla oldu sanki ya. Niye aldın 2 tane bundan şimdi? Bunu çok kullanıyorum. Ama ben tuvalette de kullanıyorum ya. Yüzümü falan yıkarken. Beysa diyor ki bunlar endüstriyel makineler için. Bunlar yüzey temizleyicisi. Bence anneme ancak yeter bunlar. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Az önce çok tatlı bir takipçim geldi yanıma, Edwin. Birlikte fotoğraf çektik falan. Ama böyle hangisinin fiyatı daha uyguna geliyor, 90'lı mı 60'lı mı alayım falan. Merhaba falan diye geldi böyle. Maskeliği iyi tanımış. Şu renk bir pantolon kaç kişi giyebilir ki efendim? Çamaşır suyuyla rengi açılmış, renklilerle yıkanmış şey gibi duruyor. Benim tavsiyelerime güveniyorsanız arkadaşlar, tek sütün çedarlı krem peyniri. Bunu kesinlikle denemek lazım. Çok az markette var ama ben bir ara böyle 4 tane 5 tane falan alıyordum. Veysel dedi ki artık abartma istersen. Abartılacak kadar var, deneyin. Çocuk niye böyle? Neydi? Efecan mıydı? Efecan yapma çocuğum. Yapma, öyle kalacaksın. Ay düşsen ne gülerim var ya. Kurbağa gibi duruyor. Ve evet, videomuz bu şekildeydi. Gerçekten ben izlerken ve editlerken inanılmaz yoruldum. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu videoları çekerken zaten o anı yaşıyorum. Bir de editlerken ikinci bir kez daha yaşıyorum. Ve her şeyi teker teker tekrar hissetmek bana artık çok ağır gelmeye başladı. Çünkü çok stresli olduğum bir dönem. Neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Kafam allak bullak. Vakit yok. Tam istediğim şekilde bulamıyorum. Bazıları okey veriyor ama işte yetiştirme tarihi konusunda sıkıntı yaratıyor. Çok fena. Ama artık son şeydeyiz. Bitti. Yani bitti çok şükür ki. Ben bu stresi atlattım. Umarım sizler de atlatabilirsiniz. Umarım sizlere de böyle yol gösterici bir video olmuştur bu. Her anı böyle çekebilmek için çok çaba sarf ediyorum. Zaten son bir videomuz kaldı. Sonrasında benim kınam olacak arkadaşlar. Haftaya, hafta sonu benim kınam var. Gerçekten çok heyecanlıyım. Sadece bir hafta kaldı. Öncesinde de Zonguldak'a ailemin yanına gideceğim için İstanbul'da çok az günüm var. Zonguldak'a gitmeden sadece bir gün önce son bir videomuz gelecek. Onda da ve için damatlık, daha çok o düğünle alakalı şeyleri izleyeceksiniz ve gerçekten hem düğün hem kına, ikisini aynı anda idare etmek ve ikisini aynı anda vloglamaya çalışmak, böyle bende devreler yandı. Zaten Zonguldak'a gittiğimde daha orayla görüşmem gereken masa düzeni vesaire var. Söylemiştim zaten sizlere de. Roj da benim sahne ve kızlarım için benimle çalışıyor. Masa düzeni, ses, ışık, orkestra gibi diğer detaylar için farklı birisiyle çalışıyor olacağım. O yüzden Zonguldak'a da birkaç gün öncesinde gidip bunları iyice bir organize etmem gerekiyor. Gerçekten yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Güzel mesajlarınız, güzel yorumlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu süreç bittiği zaman daha da rahatlayacağız ve her şey daha da rayına oturacak. Biliyorum her şey böyle evlilikle alakalı şu an paylaşıyorum. Düğün bittikten sonra tamamen eve yöneleceğiz. Belki de sizin daha çok seveceğiniz daha eğlenceli videolar gelecek. Hayatımı paylaşıyorum sonuçta ve bir noktada sizlerin de fikirleri benim için çok kıymetli oluyor. O yüzden asıl benim size evle alakalı noktada ihtiyacım olacak fikirlerinize. O yüzden hemen hop şuraya çıkıyorum. Instagram'a
Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Sadece kınama bir hafta kaldı. Bu yoğunluğumun daha az aktif olmamın sebebi tamamen bu. Sonrasında her şey böyle bomba gibi gerçekleşecek. Kına günümde zaten her şeyi an be an Instagram'dan takip ediyor olacaksınız. Ayrıca çok da detaylı, muhteşem bir video gelecek. Bu videolara sığdıramadım. Daha birçok ayarladığım şey var ama onları da düğün günümde, kına günümde görüyor olacaksınız deyip artık bu videoyu kapatıyorum. Hepinizi çok öpüyorum ve umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir efendim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Özellikle de çarşamba ya da perşembe günü girecek olan son düğünle alakalı videomuzda görüşmek üzere diyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bye bye. Gerçekten bir hafta kaldı. Ay çok stresli. Bye bye. Bye bye.